Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Şey diyeceğim, bugün tiyatro kursuna gidiyorum. Ayrıca Nilkar İbrahimgil'in Çınar Meydanı'nda konseri var. Oraya gideceğim. Ve bir vlog başlatayım dedim. Yani sizin için bir vlog çekeyim dedim arkadaşlar. Demin otobüs önümden geçti ve bir daha dönecek. Döndüğü zaman bineceğim. Ay. Ay inşallah çantamda açık kalmış, bir şey düşmemiştir ya. Uf, neyse. Döndüğü zaman bineceğim arkadaşlar. Yani oraya gideceğim. Ama erken çıkıyorum. 3.45, 3.50 gibi falan şeyde olacağım. Çınar Meydanı'nda olacağım. 6'da şeyim var. 6'da kursum başlıyor. 8.30'da da Nilkar İbrahimgil'in Çınar Meydanı'nda konseri var arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de yanımdasınız her zamanki gibi bebişkolar. Bu şekilde. Arkadaşlar 6'da bir daha otobüs geliyor. Otobüs geliyor, sakin. 6'da kurs başlıyor ve 8.30'da da bitiyor. Yani 9'da bitmesi gerekiyor ama beni bize erken soruyorlar. Arkadaşlar ayrıca bugün 28 Ekim olduğu için sanırım yarın da 29 Ekim, bu yüzden otobüsler ücretsiz. Sanırım bu yüzden. Kartımı da boşuna çıkartmış oldum. Karanlık çıkıyorum arkadaşlar. Neyse artık. Bu Kıbrıs Kavşağı'da çektim. Bayağı oldu yani, ben lisede falandım ve 3 yıl oluyor neredeyse liseden mezun olalı. Bu şekilde. Arkadaşlar Çınar Meydanı'na geldim. Daha 10 dakika var 4'e. Bu arada demiştim işte otobüse binince ilk defa işte 29 Ekim, bugün 28 Ekim ya işte, yani 29 Ekim galiba, bu yüzden ücretsiz falan diye kart basmadım diye. Ama bir otobüs geldi ve ona basmak zorunda kaldık. O ücretsiz değilmiş her neyse. Şu an Çınar Meydanı'ndayım ve oturuyorum. 4'te buradan kalkacağım, yemek yemeye gideceğim. Daha 2 saatim falan var yani. Size böyle video çekeyim, daha fazla konuşayım falan diye. Erken çıktım. Arkadaşlar. Burası Çınar Meydanı. Çok tatlı bir yer. Çok seviyorum. Sanki var. Gitar çalanların genelde sesini güzel alması gerekiyor. Ne yapacağız? Aynen. Arkadaşlar istek parça çaldıracağım. Selam. Yeni tanıştık. Selam. Ben sigara hiç sevmiyorum ya. Annem de sigara kullanıyor. Evet. Sigara güzel bir şey. Şimdi stres oluyor. Değil mi? Bu şekilde. Sen bitsin. YouTuber Ayşe. Benim önceden YouTube'da takipçim 700 falandı yani. Sonradan böyle dans etmeye başladım. Dans ettiğim videolar çektim. Onlar çok tutuldu. Buralıyım. Türkiye'de doğdum dedim. Azerliğe benziyorsun ama ya.
Konuşma olarak mı? Aynen. Tamam. Şöyle çıkayım. Şöyle daha aydınlık çıkıyorum. Böyle daha aydınlık çıkıyorum. Şeylere. Kameradan anlıyor musun? Şu an çok güzel çıkıyormuş. Sen şu anda vlog çekiyorsun. Vlog. Ben dans videoları da çekiyorum. 21. 21. 1 yani. 1. Vallahi. Of. Büyük olmayı istemezdim. Öyle. Karanlık çıkayım ya. Ben orada da bir insanla çıkıyorum. Göster bak. İyi işte şu an böyle. Böyle güzel işte. Şöyle kendimi göstermek isteyince sadece biraz karanlık çıkıyorum. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben de bugün erken geldim işte. Hem video çekiyorum hem daha fazla video çekmiş olurum. Benim altıda şeyim var, tiyatro kursum. Bir de bugün Nilkar İremgil'in şeyi var. Kimsesin gibi. Sesine yüreğine sağlık. Bir de bir şey diyecektim. Telefon numaram var mı? Ben videoyu çektiğinde, şey yaptığımda sana atayım linkini. Tamam. Söndü gönlüm. Hasretine yandı gönlüm. Yandı yandı. Söndü gönlüm. Hemen yüksekler. Düze indi, şimdi gördüm. Gözlerinde kanlı yaşlar. Hasretin bağrında kışlar. Başa geldi, olmaz işler. Şarkı beni hep ağlatıyor. Gelecektin, gelmez oldun. Halimi hiç sormaz oldun. Gelecektin, gelmez oldun. Halimi hiç sormaz. Şey var ya, bir de anma arkadaş Ümit Besen söylüyor. Biliyor musun? O beni çok ağlatıyor ya. Çok sulu gözlüyüm. Tamam. Arkadaşlar erken geldim işte. 4 olmadan burada Çınar'daydım. Sonra şu anda 4:42 falan geçiyor işte. Ben saldırmak istiyorum ben de. Neyse işte 4:42 falan geçiyor. Adam ben de el sallamak istiyorum dedi ya. Açıldı diyor. Manyak. Ondan sonra gitar çalan bir tane çocukla tanıştım. Zaten bu videoda izlerse bunu görür işte. Çok iyiydi. İyi ki derken gelmişim. Öyle tanıştık. Şarkı söyledi. Dinledim. Yanında oturdum. Neredeyse yarım saatten fazla onu dinledim. Onunla vakit geçirdim. Ondan sonra cığıma şu an yemek yiyeceğim. Ve bu şekilde işte yemek yiyeceğim. Ondan sonra 6'da da tiyatro kursuna gideceğim. Sonra bugün Nilkara İbrahimgil gelecek Çınar Meydanı'na. Belki onun olduğu yeri de çekerim. Bu şekilde. Niye arkasına baktı ben ya? Neyse bu şekilde işte arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar Nilkara İbrahimgil'in en sevdiğim şarkısı Piri. Siz de sevdiğiniz şarkıları yorum olarak yazabilirsiniz. Bu şekilde şu an yemek yiyeceğim. Baş.
arkadaşlar yemek yedim ve yemek yerken video çekmedim. Çünkü bir zahmet bırakın da yani rahat rahat yemeğimi yiyeyim yani. Evet vlog çekiyorum ama yani yemek yerken video çekmek istemedim. Videom ne kadar uzun o kadar iyi ama istemedi canım ya. O şekilde. Şimdi de yürüyorum arkadaşlar. Çünkü bu şarjın bayağı yetmesi gerekiyor. Yedek pilim de var ama. Video çekimde herkes bana bir hello'lar falan demeye başladı. Bana mı demişti hatırlamıyorum ama bana baktı. Her neyse. Şimdi de öyle yürüyorum. Bu şarjın bana bayağı yetmesi gerekiyor. Yani kameramın şarjının. Ayrıca yedek pilim de var. Ama yine de yetmesi gerekiyor. 200 küsur elektrik geldi arkadaşlar. Bir de onu mu şarja takacağım? Her neyse. Yürüyorum öyle size video çekeyim dedim. Ben de çok iyi yaptım. Arkadaşlar mesela Nilkar İbrahimgil gelecek bugün Çınar Meydanı'na. Onun hangi şarkısını daha fazla seviyorsunuz? Ben Peri'yi seviyorum. Sizinle de konuşa konuşa gidiyorum böyle ya. Siz öğren. Ay. Öyle arkadaşlar. Mesela 8.30 gibi bizi bırakıyorlar zaten. Bir de bu hafta ilk hafta olduğu için hani tiyatroya başladığımın ilk haftası olduğu için dün 8.20-8.33 gibi falan bıraktılar. Bugün de büyük ihtimalle o vakitte bırakırlar diye düşünüyorum. Ondan sonra da zaten 8.30'da başlıyor Nilkar İbrahimgil'in konseri. Oraya gideceğim. Yarın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Şu anda yürüyoruz arkadaşlar. Sizinle beraber. Telefonumda hala aklım. Aklım hala telefonumda. Kameram da çok güzel çekiyor bu arada. Nefes nefese kaldım. Herkes benden bana bakıyor. Acaba güzelliğime mi bakıyor, konuşmama mı bakıyor, yoksa elimdeki kamerayla konuşmama mı bakıyor? Her neyse. Böyle işte arkadaşlar. Annem bir de şunu söyleyecektim ben. Ben minibüsteydim ve annem beni alıyor. İşte elinden kamerayı çekip alırlar falan diyor. Her şeyin en kötüsünü düşünüyor annem ya. Benim kamerayı niye elimden çekip alsınlar? Bir de konserde çok kalabalık olur, ezilirsin falan diyor bana. Ezilirsin, kaos yaşanır falan diyor. İyice kafayı yedi. Şu an horozun olduğu yere gidiyorum. Yani konserin olduğu yere gidiyorum. Ve kolum ağrıdı. Bu şekilde arkadaşlar. Orayı göstereceğim size nasıl düzenlediklerini. Nasıl olduğunu. Bu şekilde. Ay. Yoruldum. Yoruldum. Daha sonra da bir video fikri daha geldi arkadaşlar. Böyle bir haftamı kurslara falan gidiyorum işte. Bir haftamı anlatacağım size. Bir hafta boyunca ne yaptığımla alakalı bir video. Bu şekilde. Arkadaşlar. Bu bizim meşhur horozumuz arkadaşlar. Ay oha. Ay. Burası bizim horoz arkadaşlar. Ay. Ne kadar şey çıkıyor buraya ya. Şöyle işte. Bizim meşhur horoz. Ve konser burada olacak. Burada da konser olacak. Ve şu an bomboş. Nilkar İbrahimgil'i ilk defa göreceğim. Merak ediyorum. Kadın çok güzel bir kadın ya. Çok seviyorum arkadaşlar. Sesi falan çok güzel. Gitar çalıyor bildiğim kadarıyla. Kendisi Dova bir tane şarkı bestelemişti. Şarkı besteliyor ve sesi de çok güzel kadının. Çok seviyorum. Öyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay, ya niye karanlık çıkıyorum ben? Çok şükür. Böyle daha aydınlık. Böyle de aydınlık aslında ama demeyi çok karanlıktı. Neyse. Öyle yüzsüze yürürken video çekmesini çok seviyorum. Çünkü insanlar bakıyor yani bön bön. Her
neyse. Şu an gidiyorum. Arkadaşlar mesela demiştim işte annem her şeyin en kötüsünü düşünüyor diye. Maalesef öyle hani. Ben ona karşıyım. Yani iyi düşünün, iyi olsun. Ben istediğim her şeyi yapabilirim. Yolda böyle bağıra bağıra konuşurum sizinle. Yürürüm böyle. Yani istediğim her şeyi yapabilecek yaştayım. Yani ne bileyim işte. Karşıya geçmem gerekti. Ama insanlar tabii kötü ya. Ondan dolayı annem de haklı bence. İnsanlar kötü olduğu için. Annem de kötü kötü konuşuyor işte böyle. Şöyle olur, böyle olur diye en kötüsünü düşün. Bir de arkadaşlar. Benim kameram büyük ya. Taşıması çok zor oluyor yani maalesef. Bir dakika, birazdan söyleyeceğim. Benim kameram büyük. Ve taşıması çok zor oluyor. Bunun için pek fazla vlog çekemiyorum. Yani taşıması zor. Canon M50 kullanıyorum arkadaşlar. Keşke daha küçük bir kamera alsaydım ama bundan çok memnunum. Sadece biraz büyük böyle taşıması falan. Burası güzel çıkıyor. Bir de karanlıkta kötü çekiyor arkadaşlar. Üzgünüm bu konuda. Arkadaşlar, kameramı bu çantayla taşıyorum. Ve çok zorlanıyorum taşımakta. Mesela bir haftamı tarif ettiğim bir video çekmek istiyorum. Yani bir hafta boyunca bunları yapmışım. Şuna gidiyorum, buna gidiyorum falan diye vlog çekmek istiyorum. Ama gitar kursuna gittiğim için hem gitarım, hem kameram, hem çantamı taşımak çok zor olacak. Ne yapacağım acaba? Fikirlerinizi yorum olarak yazın arkadaşlar. Tamam mı? Yani sadece kameramla tripodumu alsam, yedek bileğimi alsam, nereye koysam, nereye koysam? Yazın yorum olarak. Merhaba arkadaşlar. Şu anda saat 6:15 geçiyor. Yavaştan hava biraz kararmaya başladı gördüğünüz gibi. Ve yeni bir taç aldım. Tam konsere uyumlu değil mi arkadaşlar? Çok beğendim ben. Bu şekilde. Bye. Bir daha ne zaman görüşürüz bilmiyorum. Herhalde yani büyük ihtimalle 8:30-9 gibi konser başlayınca buluşabiliriz. Arkadaşlar şimdi şeyi anlatacağım. Geldim, bekliyordum böyle işte sizin için video falan çekiyordum. Oturuyordum işte tiyatro eğitim kursu olan yerde. Sonra böyle toplandık falan. Hepimiz geldik, sonra kurs yokmuş meğer bugün. Çünkü bugün tiyatro eğitimi var. Ya yani tiyatro oyunu var. Ve ben bunu biliyorum. Bize eğitim verenler de tiyatro oyuncusu olduğu için. Bu şekilde arkadaşlar. Boşuna toplandık ama tiyatro kursu yok. Böyle. Ama bekleyeceğiz 8:30. Bir arkadaşımla geziyorum şu anda. Kendisi çıkmak istemiyor. Konuşmuyor bile arkadaşım. O derece sevmiyor fotoğraf ve video çekilmesini. Ama ben çok seviyorum. Bu şekilde işte arkadaşlar. Şu an bir toplar. 4 köpekle beraber. Küçük küçük. Arkadaşlar, kombinim bu şekilde. Kışlık giyindim. İçi yünlü böyle kapkalın bir şey giydim ama hava o kadar soğuk değil ya. Keşke birazcık ince giyinseydim. Hatta üstüme ceket giymemeyi falan düşündüm ama o zaman çok üşürüm diye bunu aldım. Ama yandım. Bu şekilde arkadaşlar. Ayakkabım yeni. Oo, havai fişek açacaklar. Havai fişek mi açacaklar? Aynen galiba. Çok severim. Zaten 29 Ekim ya. Yarın. Arkadaşlar. Gördüğünüz üzere karanlık köprü. Yediye 20 dakika var. Ay kameram çok güzel. Bu şekilde işte arkadaşlar. Daha bayağı bir vakit var yani 1,5 saat.
saat, yani 2 saat falan vardı neredeyse. Bu şekilde. Umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenin. Bu şekilde. Beğenmezseniz döverim arkadaşlar. Yorum da yazın, hani böyle fikrinizi, düşüncenizi. Nilkar Evrengil'i seviyor musunuz? Hangi şarkılarını seviyorsunuz? Ben Peri'yi seviyorum. Kanatlarım var, ruhumda iyi seviyorum. Ve çok seviyorum o kadını. Sesi falan çok güzel bir kadın. Doğa falan şarkı bestelemişti. Ve çok güzel. Seviyorum. Ve... Abo. Nasıl göreceğiz? Gidelim mi ne yapalım? Gidelim. Beni böyle göreceksiniz. Çünkü etrafımdakini çekmek istemiyorum. Özgür olan öyle ya. Böyle. Bundan sonra kendimi böyle çekeceğim. Ay ay, el alem çıkmasın. İnsanlar çıkmasın. Sadece ben çıkayım. Ay şarjım az kaldı. Bunu bırakıyorlar da geçmek isteyen yine geçecek ya, anlamıyor. Neyse. Birazdan çekeceğim. Birazdan bir daha çekeceğim arkadaşlar. Çünkü şarjım 2 diş kaldı. Bu yüzden. Konserleri başlayacak birazdan. Çok yakın zamanda Nilkara İbrahimgil sizlerle birlikte olacak. Valla kendimden geçtim ben. Ben video çekeyim. O iler. Kanatlarım var ruhumda. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bu şarkıyı ne yazık ki kadın cinayetinde hayatını kaybetmiş ve bugün burada bizi dinleyebilip bizimle şarkı söyleyebilecek olan Şebnem Şirin'e ithaf ediyorum. Hangi şarkısı bu? Kanatlarım var ruhumda. Şarkının hikayesini anlatmak istiyorum biraz. Bu şarkıyı yazdığımda daha kimse beni tanımıyordu. Ay, Özgür kız da ay, keşke ben de şarkı yazabilsem. Belki hatırlarsınız. Odamda şarkı söylüyordum ve besteler yapıyordum ve aklıma kek tarifinden bir şarkı geldi. Çok güzel ya. Ben de evde tabii çalışıyorum. Diyorum ki işte hiç güzel ya. Kırdım önce hocam. Keşke ben de şarkı yazabilsem. Sen yaptın.
Tabii o zaman siz yoksunuz. Böyle söyleyen buradan de yok. Sen kendi kendime böyle yapıyor. Çekemem, elim dolu. O sırada komşu geçiyordu odanın önünden. Dedi ki bu ne? Dedim şarkı. Dedi bu şarkı değil. Bu kek tarifi. Peki dedi şey ne? Sonra kek yaptım. O ne? Onu dedim seyirci söylüyor. Ya çok güzel ya. Ya saçmalama dedi. Hiç seyirci. Hiçbir dinleyici. Sana kek yaptım diye bağırır mı dedi ya. Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden hep aklıma şu geliyor. Eğer içinizden başkalarına saçma gelen bir şey yapmak geliyorsa belki de onun kuyruğuna takılıp gitmek lazım hayatta. Çünkü o şarkı beni size kadar getirdi. Ay ben iyice duygulandım ya. Ağlayacağım. Bu arada tarif gerçek. Portakallı kek yapılıyor dinleyip. Şimdi size oğluma yazdığım ya, anne bir şarkıyı söyleyeceğim ama aynı zamanda herkes kendi çocukluğuna da ay, kendi annesine de ve kendi yakın hissettiği herkes için bir söyleyebilir. Benden sana. Ve kendisi gitar çalıyor. Kendi çalıyor. Kendisi çalıyor diyor. Ben sana koşmayı öğreteceğim. Yapma böyle, gitmem yanından. Şu anda aşık olan kaç kişi var? Wow! Az ya. Kendi kardeşine. O kadar mı? Aşıklar. Yok. Ben nasıl sıkıyorum ama? Dönemeyeceğim bile. Ben ona resmen o beni prenses beni sanıyor. Arkadaşlar konsere gelmediniz ama benim sayemde gelmiş kadar oldunuz yani. Şimdi sesleri dinleyeceğim. Şarkı falan nasıl duyuluyor falan diye. Umarım güzel duyuluyordur. Arkadaşlar videom bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi de minibüse binip veya otobüse bilmiyorum. Henüz belli değil. Gideceğim. Ya otobüsü beklerim. Gelmezse de bilmiyorum yani. Büyük ihtimalle gelir ama otobüsü bayağı beklemem gerekecek. Belki minibüse binelim. Gideceğim eve. Bu şekilde. Beğendiyseniz beğeniliyorum yazın. Bay bay.